ihracat yapabilmek için belli başlı kriterler gerekiyor. İhracatçı olabilmek için neler yapmamız gerekiyor? İlk önce ihraç edeceğimiz ürüne göre, eğer üreticiysek belli başlı ihracatçı birlikleri var arkadaşlar. Bu birliklere uygun şekilde üye olmamız gerekiyor. Ürünümüzün şekline ve niteliğine göre. Onun haricinde tek vergi numarasına sahip olan tüzel ve sahip gerçek ve tüzel kişiler belli odalara veya yerlere üye olmak zorunda. Bunlar gidip işte ticaret odasına üye olmak zorunda. Oradan kuruluş yapmak zorunda. Buradan çıkarttırdığı evraklarla ilgili yerlere üyelik yaptırmak zorunda. Burası işte İhracatçılar Birliği. Gümrüğe de kayıt gerekiyor bunun için. Bu işlemleri yapmamız gerekiyor. Bu işlemleri yaptıktan sonra artık ihracata hazır hale geliyoruz arkadaşlar. Yani ilk önce bir kimliğimiz olacak, vergi kimliğimiz, tüzel veya gerçek kişi olarak. Ondan sonra ilgili ihracatçılar birine hangi ürünü gönderiyorsak ona göre uygun olan ihracatçılar birine kayıt yaptıracağız. Tabi burada sizden evraklar isteyecekler, kayıtlı evrakları. Bunları hazırlamanız gerekiyor. Bunun haricinde de yeniden gümrüğe kayıt yaptırmak zorundasınız ki gümrük artık online sisteme geçtiği için bunun takibini yapabilsin, tescil numarası alabilmeniz açısından önemli. İhracat yapabilmek için bunları yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu ihracatçılar birlikleri gördüğünüz gibi yaklaşık 13 tane ihracatçılar birliği var. Bunların hepsi TİM'in çatısı altında toplanmış. TİM dediğim Türkiye İhracat Meclisi. Bu ürüne göre bunların hepsi farklılık gösterebiliyor. İşte mesela tekstille ilgili olan bölüm varsa sizin mesela genelde Tekstil İhracatçılar Birliği var. İstanbul Tekstil Konfeksiyon İhracatçılar Birliği. Buraya üye olmanız gerekiyor. Madense mesela İstanbul Maden İhracatçılar Birliği veya işte cam gönderiyorsanız Orta Anadolu İhracatçılar Birliği'ne üye olmanız gerekiyor. Araba parçası gönderiyorsanız Uludağ İhracatçılar Birliği'ne üye olmanız gerekiyor. Yani ürün grubunuza göre bu şeyi seçmeniz gerekiyor. Bununla ilgili teşvik oluyor ihracatlarda. Bu teşvik kapsamında da bu seçtiğiniz birlik önemli arkadaşlar. Çünkü oradan yürütme işlemi yapıyorsunuz. İşte teşviklerin açılması, kapanması. Onlar takibini yaptıkları için dış ticaret müsteşarlığı onlara yetki verdiği için birliklere. Yani bu seçeceğiniz birlik önemli arkadaşlar. Bunun haricinde bu birlikler gördüğünüz gibi burada bayağı çeşitlendirilmiş. İşte Akdeniz İhracatçılar Birliği, Antep İhracatçılar Birliği, Denizli, Doğu Anadolu, Ege İhracatçılar Birliği, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği. Bir de tabii bölgenize göre de değişiklik gösterebiliyor. Mesela İstanbul firması genelde İstanbul'daki ihracatçılar birliğine kayıt olmasa, eğer şehir dışıysa ağırlıklı olarak hangi bölgede ihracatçılar birliği varsa oraya da kayıt olması zaman açısından da önemli. Hem de kolay ulaşım açısından da önemli. Bunun haricinde arkadaşlar her ürünü ihraç edebilir miyiz? Tabii ki yani her ürünü ihraç edemeyiz. Yasaklı olan ürünler var, izne tabi olan ürünler var. Yani faturası olan her ürünü genelde ihraç edebiliriz. Ama tabii bu faturası olan ürünlerde mutlaka bazıları izne tabi oluyor. Bazı kurumlardan izin almanız gerekiyor. İşte yasaklı ürünler neler olabilir mesela? Tarihi eserler, bu kültür ve tabiat varlıkları oluyor. Doğal biliyorsunuz tarihi eser ülkemizin dışına çıkması yasak yani. Sonuçta bu ülkemizin değeri. Bunu çıkartamayız. Bunların yasal dayanakları oluyor arkadaşlar. İşte Hint keneveri. Hint kenevinin için yasak olduğunu zaten tahmin ediyorsunuzdur. Ondan sonra tütün tohumu fidesi diyor arkadaşlar. Bu da ülkemizin bir değeri. Bunun da tohumunun yurt dışına çıkması yasak. Çünkü ülkemizin bu sefer dışarıda rakibimiz olur sonuçta. Ve o da bir değerimiz olduğu için. Tiftik geçiş aynı şekilde. Burada zaten yasal dayanakları var. Bazı ürünlerde mesela bütün av ve yaban hayvanları bazıları hariç bunlar izne tabi olanlar. Bunların da İhracatı yasak. Bunun haricinde işte ceviz, dut, kiraz, armut, erik, porsuk bunların da ağaçları yani kütükleri, tomruk halinde bunların da yurt dışına çıkması yasak. Neden? Bu da bir ülkemizin değeri. Sonuçta bu bizim ülkemize yetişen bir ürün. Dışarıya göndermek sıkıntı olur. Bunun haricinde ozon tabakası ile ilgili olan ürünler var. İşte ozon tabakasını delici ürünler bunların da ihracatı, bazıları mesela parfümler falan bunların bazıları ihracı ön izne tabi. Yani hepsini üretemiyorsunuz. Eğer yetkili izinleri alabilirseniz veyahut da analizlerden geçerse bunların ihracatını yapabiliyorsunuz. Şimdi yine aynı şekilde ülkemize has olan, yasal olan, ihracat yasak olan doğal çiçek soğanları var. Bunların işte çiçeklerin tohumları, bunlar da ülkemizde yetişen çiçekleri
başka ülkede görmek istemez. Yani bize has özel olan bir şey. Odun kömürü. Bu da ihracatı yasak arkadaşlar. Bunların haricinde geri kalan ürünlerin hepsini ihracatın bazıları izne tabi olanlar var. Mesela ne var arkadaşlar? Halı var. Şimdi halı var. Bir sanayi tipi halı var. Bir de eski tarihi olan halılar var. Bunları tabii giriyorsunuz müzelerden izin alarak ancak yurt dışına izin kapsamında çıkış yapılabiliyor. Ama sanayi makinesinden çıkan bir ürünü halıyı yeni imalat olarak yurt dışına çıkarabilirsiniz. Veyahut da işte şeker var arkadaşlar. Bunun için gidiyorsunuz şeker kurumundan izin alıyorsunuz. O da bir izin gerektiren bir ürün. Hızlı mı diyor bu? Şimdi arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldin. Dikkat ederseniz her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimlik bilgisini vererek ihracatçı ve ithalatçı sıfatına sahip olabilir. Bu bir adım. Ama iş ondan sonra başlıyor. Dikkat ederseniz gümrüğe intikal etmeden önce ithalatta ve ihracatta gümrüğe intikal etmeden önce kaç tane kurum var karşımızda? Hangi ürün olursa olsun, kitapsa kitapla ilgili, gıda ise gıda ile ilgili, makine ise makine ile ilgili, karşımızda gümrüğün dışında gümrüğe daha girmeden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 25 kurumdan, yani bu bir engelli koşu. Peki biz bunları kiminle istişare etmemiz lazım? Vallahi benim gümrükte bir muayene memuru arkadaşım var. Allah razı olsun benim akrabam. Ben ona telefon açıyorum. O bana bilgi veriyor. Tamam, bu da bir yol. Ama o bir verir, iki verir. Çünkü onun işi başından açmış. Benim bir halamın oğlu var. O gümrük müşavirliği işini yapıyor. İşte hatıra binaen ona soruyorum. O da bana telefondan cevap verir. O da bir verir, iki verir. Dolayısıyla siz işi ya profesyonelce yapın ya da yapmayın. Neden? O derme çatma, kapı çalarak elde ettiğiniz bilgilerle siz yarın mutlaka bir duvara toslarsınız. Bedeli de çok yüksek olur. Yapılan iş o kadar önemli, o kadar önemli ki 2016 yılında bir ithalatçı firma bir ürünü getirmiş. 19.01.2019 yılında firmaya tebligat geldi. 86.875 TL. İlave gümrük vergisi ihtilafı, ihtilafın ana parası çarpı ceza 86.375 TL. 2016, 2017, 2018, 2019. 4 yıl. Yani ne oldu? Vallahi ben malı gönderdim, çok şükür iş bitti. İhracatı yaptım. Hayır, geçerli değil. Vallahi ben antrepodan gümrük müşavirin malı kamyona yükledi. İşim bitti, çok şükür bitmiyor ki. Çünkü arkadan dehşet bir denetim mekanizması var. Ne yapılması gerekiyor? Profesyonelce düşünmeniz gerekiyor. Nasıl başlarsanız öyle devam edersiniz. Onun için de eğer siz ihracatçı olacaksanız, eğer ithalat yapacaksanız, eğer dış ticaret işiyle iştigal edecekseniz mutlaka aklı başında kurumsal kimliğe ISO belgesine sahip bir gümrükleme şirketiyle buluşmalısınız. Onunla istişare etmediğiniz ve karar altına almadığınız hiçbir projeye imza atmamalısınız. Başınıza iş alırsınız. Size bir şey olmaz. Ama Türkiye bir değer kaybeder. Umudunuz kararın, bir daha mı kardeşim ben ithalat, bir daha mı kardeşim ben ihracat dersiniz. Siz çekilirsiniz, Allah herkesin rızkını verir. Ama kaybeden Türkiye olur. O zaman adama sorarlar, aklın neredeydi? İşte biz burada size akıl satıyoruz. Tecrübelerimizi alt alta topluyoruz. Diyoruz ki, eğer dış ticaret işi yapacaksanız, ithalat veya ihracat işiyle iştigal edecekseniz, mutlaka derme çatma bilgi, derme çatma kurumlarla değil, profesyonelleşmiş kurumlarla istişare edin ki başınız duvara vurmasın. Ama bizim kanımızda şöyle var, hatır bizde, Türklerde hatır çok önemli. Bir genel müdür bana telefon açtı. Belediye İktisadi Teşekkürlerinin genel müdürü.
Abi dedi selamun aleyküm, aleyküm selam. Abi dedi benim dedi bir emekli kurmay albay arkadaşım var. 12 Eylül sonrası Doğu ve Güneydoğu'da olağanüstü bölge valiliği yapmış. Kendisi aynı zamanda hukuk mezunu. Abi dedi ona iş bakıyoruz. Ya sizin avukatınız olsa iyi olur. 1928 Şubat'ın en civcivli dönemi, 1997-98. Peki abi, olur. Kıramadık yine bir durum. Geldi emekli bir kurmay albay. Yani arkadaşlar hep orgeneral. Ya albayım şimdi çok affedersin ama bak, tabii devrede genel müdür var, zaten izin rütbesi var. Ama burada da bir çark dönüyor. Şimdi birkaç tane soru sorabilir miyim dedim. Sorun dedi Necdet Bey. Albayım dedim, siz dedim hukukçusunuz ama gümrük mevzuatı ile ilgili uzaktan yakından bir ilginiz var mı? Vallahi dedi hiçbir şey bilmem. Vallahi dedi hiçbir şey bilmem. Peki nasıl yapacağız albayım? Bak şurada bizim dosyalar var. 5607 toplu kaçakçılık davaları var. O zaman 1918. Nasıl yapacağız albayım şimdi arada? Hatırını kıramayacağımız bir genel müdür arkadaşımız var. Zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli. Sizin bir hatırınız var. Ama öbür tarafta da bu dosyaların da hatırı var. Ne yaptık biliyor musunuz? Özellikle 56-5607 1918 kaçakçılık mevzuatı ile ilgili dosyaların ana taslağını kardeşiniz hazırladı. Avukata verdik. Avukat onu hukuk terminolojisine göre hazırladı. Her duruşmaya beraber gittik. Beraber giderken arabada ona moral verdim. Motivasyon yaptım. Davalara gidiyoruz, çıkıyoruz beraber. Bir gün, burası çok önemli şimdi, dikkat ediniz. Bir gün Edirne'de ağır cezada davamız var. Bir saat erkenden gitmişiz. Köşede tarihi börekçide böreğimizi yemişiz, volta atıyoruz. Volta atarken subay orada evin önünden tam geçiyorduk, albay durdu, avukatım. Dedi ki Necdet Bey, bir şey diyeceğim dedi. Ne demiş olabilir hocam? Ne diyebilir? Beni burada bırakın diye. Ne diyebilir? Biliyorum hocam, çok açık. Ne düşündüğünü bilemedim şimdi oradan. Dedi ki, hakkını helal ettim. Ya işte beni burada bırakın. Niye dedim albayım? Ya dedi biz dedi, özellikle iş dünyası ile ilgili biz rütbeliler dedi, hiç iyi düşünmeyiz dedi. dedi, şimdi ne gördüm? Vay anasın dedi ya, siz parayı ne kadar zor kazanıyormuşsunuz dedi. Biz dedi şöyle öğrendik. Bu kitaptan okumuyorum size. Biz dedi şöyle öğrendik, bize şöyle öğrettiler. Bu devletin, bu milletin, bu bayrağın, bu vatanın tek sahibi askerlerdir. Onun dışındakilerin hepsine hain gözüyle bakacaksınız. Biz böyle öğrendik dedi. Seni şimdi dedi bir kucaklayabilir miyim? Çünkü biraz sonra kalbi kütü atıyor. Kaçakçılık davasına gireceğiz. Kucaklaştık. Aradan birkaç yıl geçti, yanımızda yine bir emniyetten ayrılma bir arkadaş çalışıyor. Baktım ağlıyor. Ne oldu dedim Ahmet. Ya abi dedi hakkınızı helal edin. Niye dedim? Abi dedi biz dedi polislerin ve askerlerin şehitliğini kabul ederiz, sivillerin şehitliğini kabul etmeyiz. Böyle bir kültürden geldik. Dedim, şimdi dedim ne oldu sana? Bak. Şimdi dedi nereye geldim biliyor musun dedi. Koridorda dolaşırken, çay içerken o yazıyı bulacaksın. Çerçeveli bir yazıdır. Kareli bir kağıda yazılmıştır. Şimdi dedi asıl dedi tabutu Türk bayrağına sarılacak olan iş adamlarıdır dedi. O zaman dedim yaz. İsmini, soy ismini yazacaksın. Tarih ve saat atacaksın, imzalayacaksın. Ya şu sağda ya da solda. Yapacağımız iş çok önemli. Özellikle dış ticaret işi çok hassas. Az önce
burada bizim eğitmen arkadaşlarımız, işte ben de müşteri temsilcisi oldum. Kuryecilikten geldim. Müşteri temsilcisi oldum. Şu anda karşınızda Türkiye'nin en ciddi ve en hassas işini yapan bir insan var. Neden biliyor musunuz? Bütün olay şu. Göz, akıl, kulak, şu iki parmak. Dönüşü yok. Direkt beyanınız gümrüğe intikal ediyor. Manuel değil. Evet Engin Bey, bir destek verdim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çayı hak ettim ben. Tabii ki. Devam. Gerçekten devam. Arkadaşlar Necdet Bey'in söylediği konu çok önemli. Nasıl ki evinizde bir tesisatla ilgili bile sorun olduğu zaman kimi çağırıyorsunuz? O işin ehlini çağırıyorsunuz. Veyahut da bir boya olsun, veyahut da başka bir işlem olsun. Onunla ilgili işin ehlini çağırıyorsunuz. Bu da böyle bir sektör. Bunda da işinizi riske atmak istemiyorsanız, başınıza herhangi bir sıkıntı gelmesini istemiyorsanız, bu işlerimi yapan müşavir arkadaşlar var, gümrük müşavir şirketleri. Bunlara tercih etmenizde fayda var.